Belki Kerem anlatmıştı, hatırlamıyorum. Bir yabancı teknik direktörün Galatasaray A takımına geldikten sonra A takıma yükselmiş bir genç akademiden gelen bir çocuğun taktik bilgisinin sıfır olduğu ile alakalı bir örnek duymuştum. Senden Ben anlattım, duymuştum? olay şu. Yabancı Heh. bir teknik direktör bir tane oyuncuyu transfer ettiriyor. Türkiye Hı -hı. Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Heh. Ama oyuncu o kadar kötü bir teknik bilgiye sahip ki ve antrenmanda sürekli takım arkadaşlarını sakatlıyor. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. O oyuncuyu takımdan ayırdı mesela. Çünkü duvarla falan pas yapıyor. Olayın olayın Bu arada servis verilip alınmış Olayın teknik bahsediyor. kısmıyla alakalı oyuncuları bir kere böyle %80-90 seviyesine getirip evet o %10'luk esnekliği vermek gerekiyor. Şu an Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yaptığı şey bu işte aslında. %80-90 kendi istediği şeyleri ortaya koyup %10-20 oyuncuya o esnekliği sağlıyor yine. Beşiktaş'tayken %100 bu oynanacak düşüncesindeydi evet. hoca. Trabzon'da değişti. Oyuncuya %80-90 önce modern çağın gerektirdiği oyun anlayışını yüklemek gerekiyor. Yoksa biz bu oyuncuları ihraç edemeyiz yurt dışına. O, Çünkü şöyle bir mantık var abi bak. Hı -hı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, e, Portekiz'i de buraya dahil edebiliriz. Bu liglerin, bu ligler bizim potansiyel para kazanabileceğimiz ligler. Oyuncu satıp para kazanma ihtimalimiz olan ligler. Major 5 lig, Art üstüne işte Hollanda ekleyebilirsin, Portekiz ekleyebilirsin. Oyuncu satarsın, para kazan. Hatta Rusya'da bile ekleyebilirsin ama Rusya biraz daha doğaçlamaya dönük bir oyun oynuyor. Bu liglere oyuncu satmak istiyorsan oyuncunun doğaçlamadan uzak, taktik bilgisini yeterli seviyede iyi bir akademi eğitimi almış ve sahada ben buyum demeyen, olayın duygusallığından uzak, bir yapıya sahip hatta olabildiğince robotik olması gerekiyor sahada uyguladığı şeylerin kulübedeki hocanın verdiği şeyler olması gerekiyor böyle olmadığı zaman olay üçüncülik futboluna dönüyor üçüncülikte çok yıllardır böyle nereye döndü şuraya döndü son e, beş yıldır 400 milyon euro civarında oyun satış yaptı. bu oyun anlayışından dolayı mı sattık biz bunları bir yabancı kuralı Heh. iki oyuncularımızın yabancı Heh. kuralı gelmesiyle birlikte taktik bilgilerin daha yukarıya çıkması Yusuf Yazıcı gibi çocukların, çocuklar diyorum hakikaten çocuk çağda gittiler. Cengiz Ünder gibi çocukların, çağdaş, çağlar gibi çocukların taktik bilgilerinin 90'lar seviyesinden çok daha farklı seviyeye gitmiş olması. Eğer biz futbolu yine 90'lar seviyesine çekersek, duygusal davranırsak modern çağı yakalayamayız, oyuncu ihraç edemeyiz. Hayır bak taktik oyuncuların taktik bilgilerini alt e, altyapılarda, öz kaynaklarda, A sakım seviyesine çıkacak... Zamana kadar almaları, onlara vermeleri, bunları öyle, öğren... bunlar zaten Kimin itiraz hiç... ki, Bunu uygulamak için de A takım Bak. düzeyinde duygusallıktan uzak robotik gere gerekiyorsa tamam, modern anlayışı sergilememiz bunu farklı gerekiyor. Farklı uygulayan bir hoca var ve başarı gidiyor. Başarı geliyor işin sonunda. Farklı uygulayan bir hoca var. Risk alan bir Hı -hı. hoca var. Bir de tamamen garantiye yönelmiş bu oyun anlayışıyla işte bana ne abi Rusya ihraç edeceği oyuncudan dolayı ben bu oyuncunun o hocanın kısır futbolunu izlemek zorunda mıyım? Kendi stoperleri arasındaki 500 pası izlemek zorunda mıyım? Ne o? Portekiz'e ihraç ö, yani... Böyle bir dünya yok ki ve bu oyun anlayışı oyu teknik adamın kendi kariyeriyle birlikte Türk futboluna ne katmış ona bakalım. Ortada bir sıfır var. Oyun anlayışından bahsediyorum. Bakın Hı hı. Ya ikiye bir farklı konuşu farklı anladı. olmayan bir oyun anlatsınlar. Ha şey değil, yoksa oyuncunun taktik bilgisi, teknik bilgisi, yetişme süreci bunlara kimi itiraz ediyor? Çok kısa ben bir şey söyleyeyim, sonra bu konuyu. Ama daha atalım. şunu söylemem var. Tamam, söyle. Elde var sıfır derken hı hı. kupa sayısından bahsediyoruz sanırım. Ya genel olarak. Ama elde var için başarılı. Şöyle. Olduğunu çok o, düşünüyorum olur mu? Ben. Şimdi e, Erol Bulut bu yapı içerisinden çıkmadı mı? Okan Buruk bu yapı içinden çıkmadı mı? Tayfun Korkut bu yapı içerisinden çıkmadı mı? Bu yapının meyveleri. Ya, neyse, Şimdi hangi, Abdullah Avcı'dan bahsediyor? Abdullah Avcı'dan bahsediyor? Hani bu sıfır başarısından bahsetmiyorum. Bu ki, tabii ki başarılı he, bir hoca, Bu yapı bu şekilde gelişiyor. Bu yapıyı bu şekilde geliştirmezsek teknik direktör de ihraç edemeyiz. Teknik direktör sadece ben e, savunma yaparım vesaire mantığıyla giderse e, teknik direktör de ihraç edemeyiz ama teknik adamın da modern anlayışı evet. yakalaması lazım. Dönelim transferlere sevgili seyirciler. E, Patrick Çok van Aanholt Güzel Anvolt. muhabbet oldu. Eyvallah. Evet, evet güzel. <laughs> Farklı şeyler konuşmak güzel. E, transfer döneminde ağırlıklı olarak e, transferler üzerinden gidiyoruz. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncularla e, alakalı e, baktığımız zaman en öne çıkan isim belki de bilinirlik olarak Patrick van Aanholt. <laughs> e, yine Sasha Boy'u savunmanın sağında evet. görev yapacak van Aanholt solda. Mutlaka iki beke ihtiyacı var mıydı Galatasaray'ın? Çözüldü mü sence problem? Ya şöyle Yedlin'i 6 ay önce kim transfer etti? Kime soracağız biz Yedlin'i? <laughs> Yani o kadar da değil. Şimdi tamam sol tarafta Saraççı'dan çok Solda istediği kesin gibi olmadı. Ihtiyaç kesin vardı. ihtiyaç vardı. Ama mesela e, oraya koyduğun Anolt, evet yani Fatih Hoca'nın sevdiği, istediği tarz. Fatih Hoca'yı e, kariyerinin en iyi dönemlerinde e, sahada destekleyen oyuncular arasında bölge olarak kanat beklerinin çok fazla e, önemi vardır. Hoca çok önemser oyunun içerisinde evet. değil mi? Yani e, son dönemde hoca o oyun anlayışını biraz kırar gibi oldu ama tam o zirvede olduğu dönemlerde. Orayı 80 metre kullanabilen, gittiği zaman dönebilen e, oyunculara çok e, önem verirdi. O açıdan e, bu e, model oyuncuları düşünerek oraya kattı diye düşünüyorum. E, Arnold en azından çok bilindik. E, hani ya ne tutarsa diye zar atılmış bir oyuncu değil. Ee, sağ tarafa genç bir oyuncu aldı. Bir rozier örneği var Beşiktaş'ın. Bambaşka bir şey çıkabilir işin içerisinden ama e, zarar kar, maliyet hesabı yapmak lazım. Yani çok riske edilmiş bir e, bölge değil maliyet olarak. Ama dediğim gibi sol tarafa en azından kendince e, artık halletti emin bir oyuncuyu oraya koydu diyebiliriz. Nasıl buldun sen bek transferlerini? Ee, yani Arnot ismi tabii ki senin de dediğin gibi çok böyle analiz edilebilir bir oyuncu. En azından bizler adına. Ee, çünkü diğer ismin e, 20 yaşında olması, Ren dışında bir kariyerinin tam anlamıyla olmaması Dijon'da gibi. Dijon'da kiralık oynanıyor. Yani yaşında. çok büyük böyle analiz edebileceğimiz bir e, geçmiş 47 maçlık bir kariyeri var oyuncunun. O yüzden de e, mutlaka scout ekibi zaten yayının başında da demiştim. Onun trans, onların transferi olduğu için e, oyuncu irdelemişlerdir. Sadece A takım düzeyindeki 47 maçı değil, onun akademideki maçları vesaire Baya e, bayağı bir maça girilmiştir oyuncunun transfer öncesinde. Ama tabii ki de Arnold transferinde Fatih Hoca'nın da aradığı tarzda bir oyuncu olduğu düşüncesindeyim. Çünkü hoca kanatta hızlı oyuncuları tercih eder ve bu hızlı oyuncuların da git gel yapmasını çok sıklıkla tercih ediyor. Ömer Bayram'ın bu kadar süre Galatasaray'da ayakta kalmasının sebebi gidebilmesiydi aslında. Geri çok fazla gelemese bile hücuma dönük oyunda istenilen şeyleri veriyordu. Şimdi Arnold'la birlikte hem giden hem gelen iki yönlü oyunu oynayabilecek bir oyuncuya sahip oldu Galatasaray. Ve ben performans olarak da Galatasaray'ın istediği oyunu alabileceğini düşünüyorum bu isimden. Evet, tabii bir de şeyi görmek lazım hoca bu transferleri yaparken acaba bu 3 yıllık dediği şey üzerine mi e, kurguluyor işi? Görmek lazım. E, oradan sonra çok program yapamadık üzerine de konuşamadık ama e, hoca burada çok ne demek istediğini ben anlamadım açıkçası. E, yani o yüzden e, şimdi Galatasaray sezona girdikten sonra 6 milyon euro verdi evet. ön bölgede oyuncu. Bu evet. oyunculardan istediği verimi alamadıktan sonra alamazsa ya da oyun istenilen seviyeye gidemezse Hoca şimdi bu 3 yıl e, şeyini mi kullanacak? Toleransını mı? Ya biz seneye hazır olacağız ondan sonraki. Ama yani Galatasaray'da hele ki Fatih Terim'e. Hani 30 yaşında bir teknik adam olursunuz bu işe girersiniz. Ya da gelmişsinizdir Kanada'dan bakarsınız. Ya Galatasaray'da bir şeyler ters. Ben bir 2-3 yılda burayı düzelteyim dersiniz. Bir işe başlarsınız değil mi? Öyle değil ki Fatih Hoca'nın işi. 4 e, yılda zaten takımın başında. E, son 4 yılda da 40-50 taneye yakın transferde zaten dahili var. Şimdi o yüzden o 3 yıllık süre e, çok benim açıkçası çok anlamadığım bir şeydi. Galatasaray bu transferleri yapıyorsa bu sezona yönelik her sene olduğu gibi sezon sonunda direkt hedefe odaklanmış. Şampiyonlar Ligi mucize olur tabii buradan dönmesi. Avrupa Ligi'nde hedefin en sonuna kadar Türkiye Kupası'nın ve Süper Lig'in en sonuna kadar gidilecek bir kadro ile girersin. Şimdi teknik direktörünüzün CV'si de size bunu söylüyor, ismi de bunu söylüyor. E Galatasaray'ın arması da bunu söylüyor. Yani o 3 yıl toleransını hiç de anlayamayacağım ben ne demek istediğini Fatih Hoca'nın. Sen ne düşünüyorsun 3 yıllık yeni bir planlama sürecine Galatasaray'ın giriyor olmasını? Hoca'nın bu konudaki düşüncesini? Ee, yani yeni yönetim, yeni bir yapılanma. Tarz oyun olarak daha doğrusu yönetim anlayışı olarak da çok yenilikçi bir yönetimden bahsediyoruz. Ve e, bu 3 yıllık mantık muhtemelen PSV maçıyla alakalı bir 3 yıllık süreçten bahsetti. Yani Avrupa'da başarı için bir 3 yıllık süreçten bahsettiğini düşünüyorum Fatih Terim. Çünkü Galatasaray şu anda e, nasıl bir kadroyla sahaya çıkarsa çıksın bu ligde ilk 3'e oy oynayacağını muhtemelen hemfikirizdir. Bir şekilde ilk 3 içerisinde yer alacak bir Galatasaray oyunu olacaktır. Ama burada Fatih Terim'in bahsettiği 3 yıl şampiyonlar ligi seviyesinde bir şeyler yapabilmek adına... ...gerekli olan süre gibi gözüküyor. Yani Galatasaray zaten şampiyonluk yarışının içinde olur. Zaten olur. Yani buradaki diyorsun. 3 yıllık süreç yani bu PSV seviyesine ulaşmak... ...sezona hazır girmek, transferleri vaktinde yapmak... ...işte şampiyonlar gruplarına kalmak gibi süreçlerin... ...sonrasında işte başarıyla bir gruplardan çıkmak gibi... ...bu aslında Avrupa başarısı için 3 yıllık bir yapılanmadan bahsediyor gibi gözüküyor Fatih. Evet. PSV seviyesine 3 yıl geride olacak duruma hangi Hı -hı. zaman aralığında ve hangi icraatlardan sonra geldik. Bu soruları sorup doğru cevabını alamadığımız sürece ne kadar sorarsak soralım PSV markasıyla Galatasaray markasını hamaset yapmıyorum şu anda. Hı -hı. Çap olarak yan yana bile koymam. Büyüklük olarak, diyorum. başarılar o bu falan ayrıdır. Yapılanma, kurumsallık bu bunlar başka şeyler. Yani biz de bizim Türkiye şimdi Galatasaray'ın e, hacmi, ekonomisi, büyüklüğü yani taraftar sayısı bunlara baktığınız zaman PSV'nin önünde olduğunu düşünüyorum. Adamlar bazı şeyleri farklı doğru yapıyorlar, iyi yapıyorlar. O ayrı bir şey. Biz Şampiyonlar Ligi'nde PSV'nin bugün oynayıcı elemesinde bugün oynadığı oyun seviyesine gelecek 3 yıllık geriden gelecek duruma nasıl geldik Galatasaray olarak? Ve bu süreçlerde Fatih hoca yok muydu takımın başında? Şimdi bu soruları doğru sormamız lazım. Bu soruların cevabını bulmamız lazım ki o süreçte tamam hocam doğru hı hı. haklısın ee, bu 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 noksanlıklar vardı bunu gidereceksin diyelim. Ben şu, şurada araya girebilirim. Ee, son iki şampiyonlar gruplarına golcüsüz giren bir Galatasaray var hatırlarsınız. Bir türlü transferler yetiştirilemedi bitmedi işte evet. gidildi alınmaya çalışıldı. Devre ısıtacağı dene transferin gerçekleşme süreci gibi e, bir durum vardı. Teknik kadro olarak benim Fatih Terim'i eleştirdiğim o kadar çok nokta var ki yardımcı hoca tercihleri, oyun içerisindeki tercihler çok doğal olarak yani eleştirilebilecek o kadar çok nokta var ki. Fakat bir önceki yönetimin transfer başarısızlıkları, transferi yetiştireme başarısızlığı bu arada. Transferi bitirebilirsiniz. Ama önemli olan şey bütün bir sezon hedeflediğiniz o şampiyonlar gruplarını hedefinize ulaşmışken o gruplara gideceğiniz maça golcüsüz gidiyorsanız transferi bitiremediğiniz için, kanatsız gidiyorsanız, bek oyuncunuz yokken gidiyorsanız transfer yetişmediği için bu teknik heyeti de bağlamayan yönetimsel bir zaaftır.